Evet arkadaşlar, hepiniz yeni serimiz Transformation'ın ikinci bölümüne hoş geldiniz. Bir önceki bölümde, yani ilk bölümümüzde Galatasaray Transformation'ı gerçekleştirdik. Yönetimin kurduğu kadroyla bir senenin sonunda yaz transfer dönemine kadar biz hiç ellemeden takımın ne yapabileceğini, neler başaracağını gördük. İkinci sezonda transfer döneminde işin içine birazcık parmağımızı soktuk. Takıma takviyeler yaptık eksik bölgelere. Sonrasında kendi sezonumuzu oynadık, yani Transformation'ın ikinci sezonunu. O bölümü daha fazla anlatmayacağım. İzlemenizi tavsiye ederim. Şimdi neredeyiz biliyor musunuz? Şimdi Fenerbahçe kariyerindeyiz. Evet arkadaşlar, şimdi dediğimiz gibi hiçbir şeye dokunmuyoruz. Yönetimin kurduğu takımla transfer yapmadan kesinlikle taktiğine, oyuncularına, ilk 11'ine kesinlikle dokunmadan ilk sezon başlatılıyor. Devre arasına kadar gidiyoruz. Simüle ettiğimiz maçları göreceğiz hep beraber. Bakalım yönetimin kurduğu kadroyla ilk bir sezonluk transformation nasıl gidecek? Hadi hep beraber Ocak ayına gidelim. Evet arkadaşlar, şimdi Ocak 1'e kadar gidiyoruz. Öncelikle dostluk kupamızı oynuyoruz ve lig başlıyor. Kayseri maçı güzel 2-1. Kasımpaşa 3-1. Sivas 2. Adana Demir 3. Cillop güzel. Pendik 2-1. Haydi. Güzel. Onun avradını. Yenildiğin takıma bak lan. Allah belanı vermesin ya. Trabzon maçı. Oo! Devam. Hadi çıkacağız şu Avrupa. Allah'ım ya Rabbim. Ya Resulullah ya. Güzel. Evet arkadaşlar, şimdi Ocak ayına kadar geldik. Bakalım ligde ne durumdayız. Arkasından da gidip Konfederasyon Kupası'nda ne alemde olduğumuza bakalım. Hemen şuradan çıkalım. Oo. Galatasaray'ın 3 puan gerisindeyiz. Bu bizim için önemli mi? Hayır. Fenerbahçe'mizin en sağlıklı ve mantıklı şekilde Galatasaray'ın da önüne geçebileceğimizi düşünüyoruz. Galatasaray'la ilk maçta 1-1 berabere kaldık. 2-2 sanırım. İkinci maçlarda Galatasaray'ı devirebilirsek, bir de Galatasaray birkaç yerde tökezlerse Şampiyonlar Ligi falan ağır gelmiş olabilir. Oradan şampiyonluğa gidelim diye düşünüyorum. Amacımız bu, isteğimiz bu. En fazla kupayı kazanmak, şampiyon olmak. Avrupa'da ilerleyebildiğimiz kadar ilerleyip kupaları almak. Şimdi ne yapıyoruz biliyor musunuz? Hemen Konfederasyon Kupası'nda ne durumdayız ona bakalım. E tamam, birinci çıkmışız. He, bunlar ön elemeye oynayıp sonra bize gelecekler. Tamam, güzel. Güzel, tamam, problem yok. Mis gibi. Avrupa'da başarı kesinlikle istiyoruz bu sene. Şimdi Avrupa'daki rakibimiz çıktığındaki eşleşme fikstürüne gidelim. Orada rakibimizle maçları oynadıktan sonra ne durumdayız bir bakalım. İnşallah en güzel şekilde olacak her şey. Hadi gidelim. Oo! Oo, yeter. Güzel. Güzel. Bende de olmadık. Ve rakibimiz Fiorentina. İnşallah şu Fiorentina maçlarını sağlıklı, temiz bir şekilde, kılçıksız ilerleyelim. Avrupa'da gidebildiğimiz yere kadar gitmek, kupa finali oynamak, şampiyon olmak istiyoruz. Alo! Kasımpaşa 2-0, Fiorentina'nın ilk maçı. Ooo! 5! Ooo! Çok güzel! Bir sonraki rakibimiz Ren. Ne?
Arkadaşlar Konfederasyon Kupası'ndan da elendik. Ligde de her şey çok iyi gitmiyor sanırım. Direkt buradan sezon sonuna gideceğiz. Sezon sonunda görüşürüz. Ve arkadaşlar yönetimin kurduğu kadroyla ilerlemeye çalıştığımızda işimize 22 Nisan'da son veriyorlar. Mayıs'ları bile göremedik. Bizim yapacağımız hiçbir şey yok. Hiçbir şeye dokunmadık. Hiçbir şey yapmadık. Elimizden de hiçbir şey gelmez. Şimdi mecburi olarak Transformation'ın ilk senesini kendimiz başlatıyoruz. Kendi kurduğumuz takımla ilerleyeceğiz. Bakalım bu sefer ne olacak? Yönetim sınıfta kaldı. Avrupa Kupalarına da veda ettik. Sanırım ligde de kötü gitti her şey. Yapacak bir şey yok. Sağlık olsun. Yönetim başaramadı. Sıra bizde. Hadi geçelim. Evet arkadaşlar, şimdi bizim sezonumuzda çok ufak iki değişiklik yaptık. Forvet'e Dzeko'yu verip üstüne artı 20 milyon euro verip Werner'i aldık. 14 milyon euro vererek de sağ beke Dodo'yu aldık. Diğer taraflara dokunmadık. O orta saha üçlüsünü seviyoruz. Kenarda Cukka'da 18 milyon euromuz var. Devre arasında bir dokunuş daha yapabiliriz diye düşünüyorum. Bunu kadronun gidişatına göre değerlendireceğiz. Şimdi simüle başlasın ve Transformation Fenerbahçe'nin ikinci sezonu, yönetimin değil yönettiğimiz sezon başlasın. Güzel. Güzel. Namalüp gidiyoruz ha. Analiz dinle. Güzel. Güzel. Hadi oğlum. Evet arkadaşlar, simülemizi yaptık. Maçları azıcık gördük. Bir şeyler, bir sıkıntılar falan oldu arada sırada ama neyse, atlatırız. Şimdi puan durumuna bakalım. Bakalım bir yarı devrede neler yapmışız. Oo güzel. Tamam. Lan bir anda dedim ki acaba yanlış gördüm de biz 49 muyuz diye üzüldüm. Çok güzel kafa kafaya gidiyoruz. 52-52 Galatasaray 1. sırada, biz 2. sıradayız averaj farkıyla. İnşallah ilk maçımızda Galatasaray'la bu arada. Takan öne geçer ve bakalım seriyi sürdürebilecek mi? Şimdi Konferans Ligi'nde bize şey mi göster hoca? Evet, 16 puanlı müthiş mağlubiyetimiz yok. Fenerbahçe'miz 16 puanla gruptan birinci olarak çıkıyor. Ön eleme turlarından sonra rakibimizi bekleyeceğiz ve rakibimizle karşılaşacağız. Şimdi dokunmamız gereken bir yer vardı. Oraya bakalım, belki bir transfer eklemesi yapabiliriz. Transfer eklemesini yaptıktan ve size haber verdikten sonra gidiyoruz. Evet arkadaşlar, ilk maçımız önemli, Galatasaray maçı. Burada kim kimin ayağını kaydırırsa birinci sıraya oturuyor. Puan farkı 3 puan öne geçiyor, berabere de bitebilir tabii, o ayrı bir ihtimal. Ama biri birinin ayağını kaydırırsa rakibinin 3 puan önüne geçiyor. Bu önemli, aralarındaki maçı kazanmaları. Şimdi Transformation'ın ikinci sezonunun ikinci yarısı, yani bizim yönetimimizdeki ikinci yarı başlıyor. Avrupa elemesinden sonraki maça gideceğiz. İkinci maçının arkasına hemen gideceğiz.
bakacağız ne yapmışız. Avrupa Ligi'nde inşallah, yani Avrupa Ligi dediğim Konfederasyon Ligi'nde inşallah sona kadar gideriz. Biz her Avrupa Ligi maçında durdururuz. Haydi bakalım. Kayseri ile de beraber kaldık ya. Bir Samsun'a kaldırdık. Başka yok. PAOK değil mi? Evet arkadaşlar, PAOK'la eşleşmişiz. PAOK'un iki maçını da oynatıyoruz. Hemen arkasına iniyoruz. Bakalım sonra rakibimiz kim? İnşallah eleriz. Rakibimizin kim olduğuna bakıyoruz. Ve bir sonraki çift eşleşmenin ikinci maçının sonuna devam ediyoruz. İnşallah Avrupa Ligi'nde ilerleriz. Hadi bismillah. Çok güzel. Avrupa Ligi'nde bir üst sıra daha çıkıyoruz. Emin adımlarla gideceğiz. Oo, mükemmel kura. Panathinaikos. Müthiş. Panathinaikos'un çift maçını oynuyoruz. Arkasına geçiyoruz. Bakalım eleyebilecek miyiz? Konfederasyon Ligi'nde yolumuza devam edebilecek miyiz? Muazzam merak ediyorum. Haydi bismillah. Kendine kaldır. Güzel. Antep'e vur. Güzel. Of. Bu turu da geçiyoruz. Çok iyi. Güzel. Bir üst tura daha çıkıyoruz. Neredeyiz? Burası neresi? Finaldeyiz. Final maçını izleyeceğiz. Final maçını izleyeceğiz. Başarı başarıdır. Final maçını izleyeceğiz. Yapacak bir şey yok. Gidelim. Ligde de puan almaya devam edelim. Güzel. Sanırım bunun adı final. Evet, Konfederasyon Ligi'nin finalindeyiz. Avrupa'dan bir başarı bizi birinci sezon Transformation'ından çok uzaklara götürebilir. Buradayız. Bunun adı final. Fenerbahçe'miz Gent'le Konfederasyon Ligi finali oynuyor. Bizim yönetimimizde. Taktik, teknik, oyuncu transferi her şey tamam. Biz yaptık. Biz yaptık. Mayıs'ta kovulmadık. Konfederasyon Ligi'nde finale çıktık. Finale gidelim. Ve Fenerbahçe'miz 2-0'la Konfederasyon Ligi şampiyonu oluyor. Bizim mottomuz tam. Bir yerde başarı olmak zorunda. Avrupa, Süper Lig, Türkiye Kupası fark etmez. Biz Avrupa'nın 3. en büyük turnuvasında şampiyonuz. En büyüğüz. En büyüğe selamdır. Fenerbahçe Konfederasyon Ligi şampiyonluğunu kutluyor. Bir yerde başarı olması lazım. Bir yerde başarı olması lazım. Avrupa Kupası'yla dönüyoruz. Avrupa. Evet arkadaşlar, Transformation'ın ikinci bölümünde Fenerbahçe kariyer sezonunda yönetimin ilk sezonki Transformation'ında teknik direktörleri Mayıs ayında kovuldu. Ve biz sezon başına takıma geldik. 94-94 eşit puanlarla şampiyonluğu Galatasaray'a kaptırıyoruz. Ama Fenerbahçe'miz Avrupa Kupası'nı, Konfederasyon Ligi Kupası'nı
Türkiye'mize getirdi ve şampiyonluğunu ilan etti. Başarımız için önce kendimize, sonra futbolcularımızı, sonra Fenerbahçe'li taraftar ve bütün camiayı tebrik ediyoruz. Ver müziği! Bizi izlediğiniz için teşekkür ederiz. Kanalımıza abone olmayı, beğenmeyi ve ovaldanlayan ağzınızdan yorum yapmayı unutmayın. Serimizin 3. bölümü Beşiktaş olacak. Hepinizi kanalımıza bekliyoruz. Serimizi ve kanalımızı izlemeye devam edin. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.